Selamlar hepinize. Yeniden hoş geldiniz. Bugün VFŞ ile değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyim. Uzun süredir isteyenler, bekleyenler vardı. Ben de playoff döneminde yapmaya karar verdim. Tabi bu döneme kadar yapmamamızın sebebi Vf e, VFŞ'lerin üçlü kuvvet içeriği olmasıydı. Ve üçlü kuvvetle alakalı planlarımız da koronavirüs dolayısıyla biraz askıya alınmış oldu. Onu da hemen bildireyim sizin için. takımları değerlendirmeye başladım. Önce playoff'a kalamayan 3 takımdan bahsedelim. son sırada Five vardı. Fyfron'u yine çok başarısız bir sezonu atlattı. Hatta şöyle yapacağız. Karne programım vardı benim. Geçen sene yaptım. Oradaki gibi takımlara aynı zamanda not da vereceğim. Five Fyfron'u takımı yine çok başarısız bir sezonu atlattı. En azından transferleri yaptıktan sonra biraz toparlanma emareleri görmüştük onlardan ama hala çok çok zayıflar. Hala maçın içerisinde çıkar, maçlara çıkarken bir plan projeleri olmadan çıkıyorlar. Plansız bir şekilde oynadıklarını ben net şekilde söyleyebilirim Five Run'ın. Ee, çok kötü bir sezon geçirdiler. Yine sonuncu oldular. Notları da o yüzden yine F olacak. Sondan bir önceki sırada Royal Youth var. Royal Youth sezonun başında aslında 4 galibiyet almıştı. Ama ondan sonra işte hem Orifinix hem Japonya ayrılınca hem de koçlarını kaybettikten sonra hiçbir şey yapamaz hale geldiler. Tabi onlar sezonun başında belli ekonomik zorluklarla boğuşuyorlardı. O yüzden hani o dönemde de çok iyi atlattıklarını söyleyemeyeceğim ama daha bu ilk kez Royal Hood böyle bir problem yaşadığı için bu tekrarlanmadığı için ve oyunun dışında başka problemler de yaşadıkları için oyun içi notlarına çok kırmayacağım. Onlara sınava gelmedi muamelesi yapacağım. Bir sonraki sınavda, bir sonraki sezonda tekrar benzerleri olsa o zaman notları kırılacaktır diyebiliriz. 7. sırada Beşiktaş var. Beşiktaş açıkçası ellerindeki kadro çok parlak bir kadro değildi bence. Ama çok parlak olmamalarına rağmen ligin her takımına, hemen hemen her takımına karşı galibiyet almayı başardı Beşiktaş. Hem de NTP'dekilere karşı. Yani Fenerbahçe'den de, Supermassive'den de, işte D DP'den de maç almayı başardılar ama Beşiktaş'ın bir türlü sezon boyunca, 16 maç boyunca net bir kimliği oluşmadı. Hani bir kimlik oluşturabilseler, onu çok daha iyi bir noktaya getirebilirlerdi bence. E, o kimliği oluşturamadıkları için de bir türlü içime sinmedi Beşiktaş. O yüzden onlara D vereceğim, koşullu geçer not veriyorum D'den diyelim ve playoff'a kalan takımlarımızla başlayalım. Önce onların da sezonlarını değerlendireceğim. Daha sonra da onların play onların aralarındaki playoff eşleşmelerini değerlendirmeye başlayacağım. Altı sırada Aurora vardı. Aurora da Beşiktaş gibi aslında çok parlak olmayan kadrolardan bir tanesi. Aurora aslında sezona fena da başlamamıştı bence. Yani en azından bir hazırlıklı planlı oldukları belliydi. Ama onlar sonrasında bir Black transfer yaptılar ve Black'in kağıt üzerinde bu takıma katılması iyi gibi Düşünülürken aslında hatta katıldığı ilk hafta iyi gibi de gözüküyken, sonradan Aurora'nın iyice umarsızlaştığını görmeye başladık bence. Sparse transferi arada onların işine yaradı ama sonrasında Black transferinin açıkçası onların istediği şeyi sunduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda Black de Dark Passage'da oynadığı dönemden çok daha aşağıda bir performans sergiliyor oradayken ya, tamamen Elramir ve Metlin'in yaptığı şeylere bağlılar gibi. İşte Kurumel 1 e v bir ve bir de çok fazla dayak yemeye başladı sezonu ilerleyen dönemlerinde. O yüzden çok sorun yaşıyorlar. O yüzden onların notu da C eksi. Beşinci takımımız Galacticos. E Galacticos biraz umut vadeden bir takımdı. Tabi onlar adına en önemli nokta e Kenzuki'nin bireysel olarak yakaladığı çıkıştı. Belki de çok ihtiyaçları olan bir noktaydı. Sezon başında onların daha dengeli bir kadro olmasına, en azından Aurora'ya nazaran, Beşiktaş'a nazaran daha dengeli bir kadro olmalarını bekliyorduk. Ki öyle de oldular. Sezonun ortasında özellikle ciddi bir çıkış yakaladılar, bir formül yakaladılar onlar kendileri adına. Ya biz bunu yaparsak, bu formülü oynarsak kazanabiliyoruz şeklinde. O formülü uygulamaya başladıktan sonra da bu da e, Trix'i daha fazla objektifler etrafında oynatmaktan geçiyordu. Onu yakaladıktan sonra da e, fena bir sezon geçirmediler. Bence onlar adına hayal kırıklığı olan, ya benim adıma o takımdaki hayal kırıklığı olan isim Luana Luana geçen son e, bayağı umut vadeden bir şekilde gelmişti. Sezonun başında da hiç fena başlamamıştı ama sezon orta ve sonrasından e, sonra bayağı düşmeye başladı Luana. Ve Luana'dan dolayı onları biraz da turu kıracağım. Onlar bence C aldılar bu sezon. İstanbul Wildcats dördüncü olan takımımız. Sezon başında Serin eklemesini benim Serin'den e, beklentim çok yüksekti sezonun başında. Ben potansiyelini geçen seneki Akademi Ligi'nin maçlarında gördüğümde şunu fark etmiştim Serin'de. Bireysel anlamda e, bayağı yüksek kabiliyetlere sahip ama biraz dağınık bir oyuncu gibi gözüküyordu. Bu sezonun başında VFŞL'de oynadığı maçlarda o dağınıklıktan öte daha da kötü şeyler gösteriyordu. Bayağı kötü bir oyuncuymuş gibi gözüküyordu Serin. Ama ne olduysa online'a geçtikten sonra, lig online'a geçtikten sonra inanılmaz bir patlama yaptı Serin akademi liginde kazandırdı zaten. Kazandırdı diyorum çünkü net şekilde varlık en iyi oyuncusuydu akademi liginde. VfL'de dedi ben de bence artık onların en iyi oyuncusu konumuna geldi. En iyiden ziyade en önemli diyebiliriz. Çünkü sezonun başından beri iyi performans gösteren bir Kaori PBD ikilisi var. Onların hakkını yemek istemiyorum. Alttaki ikili sezonun başından beri ciddi anlamda iyi performans gösteriyorlar. Baya baya top 3 botlayın gibi oynuyorlar ligde. Diğer botlayınlardan biraz daha farklı olduklarını da gösteriyorlar. Ama serinin toparlanmasıyla birlikte Wildcats kazanmaya başladı. Çünkü orta koridor en önemli koridor. E, ve onun toparlanmasıyla, onun e, kendini bulmasıyla hatta e, Wildcats kazanmaya başladı. Ve sezonu dördüncü sırada kapattılar. Benim kafamda hala onlarla alakalı soru işaretleri var. Hala bir türlü star screen'in ne kadar iyi olduğuna karar verememem. Çünkü bazı pozisyonlarda bakıyorsunuz adam 1v3 outplay edebiliyor. Koridoru dümdüz domine etmiş oluyor. Ama bakıyorsunuz öbür pozisyonda alakasız bir şekilde takımdan ayrı takımdaki 3 kişi base'deyken puşluyor ölüyor falan yani tuhaf e, hareketleri de var bir türlü tam kafamda oturtamıyorum ama kendilerinin üzerine koyduklarını söyleyebiliriz özellikle lig aşaması online'a geçtikten sonra e, onların notu B eksi 3. sırada süpürmesi var Valla süpürmesi bence kendi standartlarının çok altında kaldı. Bu kadronun da çok altında kaldı. Şimdi sezonun başında belli başlı problemler yaşıyordu. Sezona Dumbledore'la başladılar. Bir türlü adapte olamadı takım birbirine. Bir türlü uyum sağlayamadılar ve 1-3 ile başlamışlardı. Sonra 9 maçı üstüne kazandı süpürmesi. Yani ona 3'e gelmişlerdi ve birincilik maçına çıkacaklardı. Lig online'a geçmeden önce. Lig online'a geçtikten sonra tekrar darmadağın oldu süpürmesi. Ve işin garip olan yanı o arada 9 maç üst üste kazandıkları dönemde yaptıkları iyi şeylerin niyeyse hepsini birden unuttular. Online'a geçildiğinde lig. Yani bu takımın oyuncu profili açıkçası bana LCK'deki KT Rolster'ı çok anımsatıyor. Tam olarak öyle oynamaları gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. Ama böyle hiç oynamıyorlar sezon boyunca. Sürekli özellikle son dönemde bir armut üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Ha bunu deneyebilirsiniz. Çünkü armut bizim ligdeki diğer toplenirlerden biraz daha iyi bir çoğundan en azından. Daha iyi. O yüzden baskı kurmaya yönelebilirsiniz ama bu noktada şöyle problemler ortaya çıkarıyor. Armut'u kazanan eşleşmeyi bulamadığınız anda otomatik olarak geri düşüyorsunuz. Çünkü sizin oyun planınız aksıyor. Super de bence bunu yaşadı bu sezon içerisinde. Ee, ve bunun sıkıntılarından dolayı artı o istikrarı bir türlü yakalamam yakalayamamalarından dolayı. Yani önce ilk ilk 4 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Sonra son 3 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Arası çok iyi. Ee, tuhaf bir sezon geçirdi Supermassive. Hala tabii playoff'ta bir aday olacaklardı ama üçüncülük bence Supermassive için bir başarısızlıktır sezon içerisinde. Ee, onların notu o yüzden B artı. Hatta B artı değil B veriyorum onlara. B artıyı başkasına vereceğim. Dark Passage bu sezon ikinci oldular. E, gayet de hak ederek ikinci oldular bence. Sezonun başında e, özellikle onların adına çok önemli bir çıkış noktası olan e, Black vardı. Black sezonun ortasına ayrıldı. Üçüncü hafta ya da dördüncü haftanın sonunda. Galiba üçüncü haftaydı. Sonra Westy'e döndüler. Ama o zamana kadar gayet iyi gidiyorlardı ve o dönemde e, bir fark yaratan Vayna'ları vardı. Ya yani sorumluluk alan hamle yapmaktan çekilmeyen bir Vayna'ları vardı. Sonra Westy'e döndüler. Westy bir hafta oynadılar. Ondan sonra e, transfer, Waste'e galiba iki hafta oynadılar. Ee, ama biraz o dönem aksamaya başladı işler. ve ee, ister ne kadar bireysel, olarak per bireysel performans olarak fena işler çıkarmamış olsa da işler aksamaya başladı Dark Passage'da. Bu biraz bence büyük oranda Vayena'nın performansıyla da alakalı. Vayena sezonun başında çok iyi oynuyordu. Hatta 3-4 hafta çok iyi gitti. Ee, MVP yarışında da birinci falan gidiyordu yani Vayne. Yani o kadar iyi gidiyordu sezonu. Ama ondan sonra onda bir düşüş başladı. Düşüş başlamayan iki tane ismi vardı Dark Passage sezon boyunca. Cuzu ve Absolut. Sezonun başından sonra gayet iyi performans sergilediler ikisi de. Yani belki rollerinin bir numaralı oyuncuları değiller ama ikisi de kesinlikle bu sezon bu sezon üzerinde top 3'te olduklarını gösterdiler. Ee, Dark Passage daha sonrasında transferler yaptı. Ormana Maxi'yi getirdi son iki haftada. E, alt koridoru getirdi son haftada ki Türkiye'de evet bu takıma bir şeyler katabiliyordu ama takımın en zayıf halkası gibi de gözüküyordu aynı zamanda. Yine de bu kadronun e, zayıf gözükme gözüküyor olmasına rağmen ki bence e, Wild de daha zayıf bir kadrolardı onlar. E, yani bu kadro olarak bence bence o seviyesinde bir kadroydu Dark Passage'in kadrosu. İkinciliğe kadar çıktılar. Bunu da bir arada oynamaya planlı olmalarını düzenlerine ee, ve yapmak istedikleri şeylerin maça yansıtma konusunda çekinmemelerine borçlular bence. Dark Pass hiç hamleden çekinen bir takım değil. O yüzden onların bu sezonki notuna B+ artı veriyorum. Gelelim birinciye. Fenerbahçe sezonun başında aslında çok da iyi başlamadı. Hatta e, ilk baş, sezonun ilk başındaki dönemde e, bir transfer de yapmak durumunda kaldılar. Tabii Holy Phoenix'in Royal Hood'dan boşa çıkacak durumunu olması e, durumunda olması onlara çok fayda sağladı. Holy Phoenix'i transfer ettiler. Çünkü sezon başında Luger ve Wendell Boy ile oynarken e, çok iyi gözükmüyordu alt koridor tarafı. Alt koridor iyi gözükmediği için bu transfer'e gittiler. Ve alt koridor transferini yaptıktan sonra maç kazanmaya da başladı Fenerbahçe. Ama o dönemki maçlarda hala bir aksaklık görüyordunuz. Yani Fenerbahçe kazanıyordu ama net kazanamıyordu. Yani maçlar sürekli ortada gidiyor. Maç kaybedilecek mi kazanılacak mı belli değil şeklinde gidiyordu. Hatta o dönem acaba Boy'un Şat arıyorlar mı diye de sormuştum ben. Sonrasında Enatron transfer oldu. Royal koç olarak Enatron'u da aldılar. Enatron'un geldiği hafta da hala aksamaya devam ediyorlardı. Ama sonra bir hafta araya girdik ve online'a geçtik. Koronavirüs dolayısıyla. Ve online'a geçtikten sonra olaylar oldu. Fenerbahçe inanılmaz vites arttırdı. Acayip bir form tuttular. Tabi bunda e, sezonun başından sonuna çok iyi performans gösteren Hirit'in etkisi. Royal de çok iyi performans gösteren Holy Phoenix'in tekrardan bu takıma adapte olması. Artı Blue'nun sezonun başında çok iyi başlamamış olan Blue'nun sezonun ortasında özellikle Enatron'un gelişi döneminde. Yani Holy Phoenix'in katıldığı Enatron'un gelişini ne kadar kadarki olan dönemde performans atmaya başlamıştı. Sonrasında daha da arttı Blue'nun performansı. Ve hem bireysel performansların artması hem... Koç'un bu takıma dokunuşlarıyla birlikte yani onun da takımı bir araya toplaması ve adapt etmesiyle birlikte Fenerbahçe sezonu çok çok iyi kapattı. Ee, ve ne olursa olsun sadece 2 mağlubiyet. gel son maçta bir mağlubiyet aldılar. Üçe çıkarlar ama çok önemli değil. O zaten sezon sıralama belliydi. Her şey belliydi. Bir şey değiştiren bir maç değildi o. O yüzden Fenerbahçe sezonun en iyi takımıydı bence. Ee, ve skora da yansıdı. Oyun olarak da zaten en iyi takımlarıydı. Onların notu da bu sezon A diyelim. Ve playoff eşleşmelerine gelelim. Şimdi Wildcats Galacticos değerlendirmemiz var. Valla Valkes Online'da o kadar kuvvetli gözüküyor ki ben Galacticos'un pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle sezon içerisinde normal sahnede oynanan bir maç olsa Galacticosu çok direnç göstereceğini hatta belki kazanacağını bile söyleyebilirdik. Ama online'e geldiği zaman Galact Wildcats tarafı çok çok iyi performans gösteriyor. Yalnız Galacticos'ta da online'da performansı artanlar var. Yani Trix'in performansı da acayip arttı online'e geçildiğinden beri. Ee, bak güzel bir seri izleyeceğiz bence burada. İki tane kendini ne yapmak istediğini bulmuş kendini tanıyan takım göreceğiz. Ee, bence yine Wildcats kazanacaktır. Wildcats açıkçası bu sezon üzerinde özellikle Serin performansını arttırdıktan sonra çok daha yukarıya çıktığını söyleyebilirim onların performansını. Çünkü Serin fark yaratan noktada. Ama Galakticos'un da Wildcats'a karşı hiç yabana atılacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. Kenzuki'ye de ya yani sezonda muhtem en çok gelişme kaydeden oyunculardan bir tanesi bütün sezonda. Geçen senesiyle bu sene arası, bu arasında dağlar kadar fark var. Vallahi oyun olarak yakın bir seri olmasını bekliyorum. Ama Wildcats'ın kazanmasını bekliyorum. 3-1.5 diyeyim. Yani 3... 2'ye daha yakınım ama 3-1.5 diyorum. 3 de olma ihtimali var ama... Kesinlikle kafa kafaya bir seri olmasını bekliyorum. Bence serinin en önemli noktası serini durdurmak. Kenzuke bakalım bunu yapabilecek mi? Serinin oynadığı, son dönemde tercih ettiği... Özellikle menzilsiz e, ama... Orta koridorda iş yapın işte. Akali, Kassadin gibi şampiyonlara karşı... Belki e, Kenzuke, Cassiopeia oynayabilir... Ki kasadını durdurma konusunda çok güzel bir şampiyondur Kasiopeya. Yani Miyazma mahvederdir kasadını. Özellikle kasadını Akademi Ligi'de çok fazla kullandı Serin. Bakalım özel bir cevap e, üretti mi Galaktikos tarafı? Bunu seride göreceğiz. Ama ben bir tık da olsa Valket'in avantajlı olduğunu düşünüyorum. Diğer serimizde Team Aurora ve Supermassive oynayacak. Team Aurora sezonun açılış maçında kendi adına Supermassive'i yenmeye başarmıştı. Ama bence o tarihten beri köprünün altına çok suloraktı ve Aurora bence o tarihten ileriye gidemedi. En iyi performansları oydu. Bence sürekli onun gerisine düştüler. E, Supermassive ise çok dalgalanan performansların içerisinde. Dalgaları çok büyük, yüksek olsa da düşüşleri de çok e, düş, büyük düşüşler oldu Supermassive'in. Ama ne olursa olsun ben burada Aurora'ya takılacaklarını düşünmüyorum. Ve e, Supermassive'in bu seriyi 3-0 kazanacağını düşünüyorum diyelim. Ve sezon ilk VFŞ ile VF değerlendirmesinin sonuna gelelim. Bu haftanın içerisinde aynı zamanda LPL değerlendirmesi de olacak. Onu da sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.